Merhabalar Fatma Hanım'la Anne Yemekleri'ne hoş geldiniz. Bugün size güzel bir böyle sebze köftesi yapacağım ama muhteşem bir tarif ve muhteşem bir lezzet. Öncelikle ben burayı çok sizi yormamak adına çekip yıkadım. Hani hepsini havucu şöyle göstereyim. Kerevizimi ve patateslerimi yıkadım. Bunların miktarlarını zaten detaylı olarak yazacağım ama gene söyleyeyim, 2 tane orta boy patatesim var, 1 tane kerevizim var orta boy ve 1 tane havucum var. Bunlar şimdi kaynadılar ve istediğim yumuşaklığa geldiler ve şöyle çatal geçtiği an tamam demektir. Şimdi bunları alacağım ocaktan. Evet, güzelce o haşladığım sebzelerimi süzdüm. Şöyle biraz daha soğuk bekleteceğim. Daha çabuk soğumaları için, ama imkanınız varsa kendiliğine soğumasını bekleyebilirsiniz ya da ayrı bir kaba alarak soğutabilirsiniz. Şimdi o sebzelerim, orada haşladığım sebzelerim soğurken ben buraya şöyle yaklaşık 2,5-3 yemek kaşığı kadar sıvı yağımı aldım. Bunun içine buraya doğradım, böyle karnabaharım var, 2-3 dal küçük küçük böyle bici bici kıydım. Şimdi sırayla bunları az az kavuracağım biraz. Burada birazcık bu birilikleri gidecek. Şöyle. Ve burada 2 dal kresan vardı. Önce 4'e böldüm. Önce 2'ye, sonra 4'e, sonra bici bici doğradım. 3 dal taze soğanım vardı. Onları şöyle güzelce yıkadım. Bunların hepsini ben sirkeli suda bekletim, onu da söyleyeyim. Onları da güzelce kıydım. Ve şimdi bunlar yumuşayana kadar hepsini güzelce kavuracağım. Burada maydanozum var, bir bağa yakın. Onu da ince ince kıydım ama bunu en son köfteni hazırlatıp kullanacağım. Kenara koyuyorum. Şöyle ara sıra karıştırarak bu bütün sebzelerimiz birazcık o birilikleri gidecek. Şöyle güzelce ara sıra karıştırarak bunları kavuracağız burada. Orada o malzemelerim ara sıra kontrol ediyorum. Ve şöyle artık bu haşladığım kerevizimi şöyle güzelce, tabi biraz daha soğumasını bekleyebilirsiniz ama ben hemen çekim yapacağım için şöyle soğukta bekletmeme rağmen yine biraz sıcaklık var. Güzelce soyacağım. Evet, şimdi havucumu da güzelce şöyle ince ince olacak şekilde soyacağım. Çok derin olmayacak şekilde. Böyle bazen hani evde kalır aldıklarımız, pazarı gelir ama haftası gelir, kullanmamış olabiliriz, unutmuş olabiliriz sebzelikte. O zaman bu tür şeyleri değerlendirmenin en güzel büyük kolaylığı. Ama böyle de yapabilirsiniz. Özel gidersiniz. İşte havuç alırsınız, kereviz alırsınız. Böyle yapabilirsiniz. Ben pırasa yemeği yaptım. 2-3 dal kaldı. Onları taze soğan aldım, kullandık. Birkaç dalı kaldı. Maydanoz zaten her zaman evde olan bir şey. Patates de öyle. Bir kereviz. Kereviz de ben sıkça alan biriyim. Yemeğini yapıyorum. Tarifi var kanalımda. Tavuk kulu, çok güzel patatesli, sulu tencere yemeği. Gerçekten tavsiye ediyorum, herkes yapsın. Yani en azından kışın bir defa yapın. Kerevizin salataları var. Yoğurtlu, şeyli, çok güzel cevizli mevizli. Kanalımızdan bakıp yapabilirsiniz. Ve burada tavamızdaki sebzelerimiz de şöyle unutmadık. Tabii o işlemleri yaparken ara sıra karıştırdım ben. Sizler de unutmayın. Ya da haşlayın, haşladıklarınızı beklerken bunları da biraz böyle yağda pişirip soteledikten sonra diğer işlemlerinize devam edebilirsiniz. Şimdi bu kadar yeter. Bayağı bir kavurdular. Zaten kızartacağımız için de
fazla pişirmeye gerek yok. Şöyle şimdi bunu ocağımı kapatıyorum. Ve rendemin iri tarafıyla önce kerevizimi bir şöyle rendeliyorum. Kerevizin diriliği gitmiş oluyor. Şöyle dediğim gibi siz çok soğutun, sonra devam edin. Ben eller alışkın olduğu için biraz soğuk suda beklettim ve hemen devam ediyoruz. Ardından bunları da hepsini rendeleyeceğim. Havuçlarımı rendeledim, patateslerimi rendeliyorum. Küçük tencerelerinizde ayrı ayrı da haşlayabilirsiniz. Bazen pişme süreleri farklı olabiliyor. Mesela o yumuşama süresi. Kereviz biraz daha geç haşlama süresinde şey yapabiliyor. Onun için biraz orta boyun irisiydi kereviz benim. Orta boy olması lazım. Şöyle güzelce hepsini soyduk, rendeledik. Rendenin iri tarafıyla. Sebze yemeyen çocuklarınıza falan yapın. Gerçekten muhteşem bir tarif. Ve burada yağda sotelediğim malzemelerimi ilave ediyorum. Pırasanım, taze soğanım, karnabaharım. Onları da şöyle, hatta bu dibinin yağı da boşa gitmesin şöyle. Annelerimizin evde uyguladığı sistemi ben de size gösteriyorum, anlatıyorum. Bunda iyi alınacak ya da eleştirilecek bir şey görmüyorum. Aksine annelerimiz ne yaparsa bence doğru ve yerinde yapmışlar diye düşünüyorum. Şöyle güzelce birazcık bunların soğumasını bekleyeceğim. Ara sıra karıştırarak ya da balkona koyabilirsiniz. Alttan üstten tabii tüy toz gitmeyecek bir ortamsa, kapalıysa balkonunuz, koyabilirsiniz. Şöyle. Evet, soğuyan o malzemelerimi içine şöyle yumurta aklarımı ayıracağım. Şöyle aklarını buraya yapacağım. Sarısını buraya ilave edeceğim. Aslında yumurtanın hakkını ve sayısını ayırmak için süzgeçler var, birçok imkan var ama ben gene işte alıştığımız için anne usulü yapıyorum. Böyle birbirine aktararak şöyle. Evet, ellerimi yıkıyorum. Ve şimdi buraya ayırdığım maydanozlarımı ilave ediyorum. Şöyle. Tuzumu, karabiberimi ilave ediyorum. Bunları güzelce bir karıştıracağım şimdi. Aslında kaşıkla da yapabilirsiniz ama ben gene ele devam için el lezzetine inananlardanım ve anne usulü yaptığımıza göre eldiven kullanmıyorum, kullanamıyorum, sevmiyorum ama kullananlara da saygı duyuyorum. Kullanmıyorsun diye bizi eleştirenler de bizlere saygı duymalı diyorum. Yani tarifi alabilir, yapabilir ama eldiven takmak istiyorsa o eldiven takarak yapsın. Biz böyle yapıyoruz. Güzelce bunlar özleşene kadar şöyle biraz karıştıracağım ki köfte yaparken dağılmasın. Birbirine iyice bir malzemeleri karışsın. Köfteyi nasıl yoğuruyorsak öyle düşünün. Şöyle biraz özdeşene kadar karıştıracağım. Paneleme sistemini hepimiz biliyoruz artık. Herkes yapıyor. Yani önce ne yapıyoruz? Şöyle kenara koyayım. Şurada kızartma yağım var. Bir su bardağı kadar. Bunun altını yakıyorum. Ve kısıyorum ocağımı. Şurada bir kase beyaz unum var. Bir kase galet unum var. Beyaz yumurtanın beyazı var. Panelemeye dediğin zaman herkes evet ya, önce işte şöyle yapayım. Ellerimi bir daha yıkayayım. Şöyle tiske tuzla yumurtanı çırpıyorum. Yani az önce dediğim gibi paneleme dediğimiz zaman önce
şöyle güzelce ne yapıyoruz? Yumurta akımızı bir tiske tuzla iyice çırpıyoruz bunları. Şöyle. Ve burada hazırlayacağım şöyle. Güzelce. Buna şöyle bir batıracağım. Ve şöyle bir yaptıktan sonra beyaz yumurtanın beyazlarına batıracağım. Ve şöyle galet ununa batıracağım. Ve tabağıma dizeceğim. Bütün işlemleri aynı şekilde uygulayacağım. Önce una, paneleme dediğimiz zaman bunu artık hepimiz biliyoruz. Sonra yumurta akımıza, sonra galeta unumuza ve hafiften şöyle yaptırarak buraya tabağı hazırlayabiliriz. Orada da yağım hazır. Güzelce o ısınırken ben de burada kafa daldı. Bundan sonra ne yapıyorduk? Yumurta aklarına batırıp sonra galeta ununaydı. Kafa dalıyor bazen anlatırken. Dalabiliyorum. Kusuruma bakmayın. Önce unumuza batırdık. Fazlalıklarını biraz şöyle elimizle yaparak gideriyoruz. Ve tekrar tek elinizle de yapabilirsiniz. Birine un batırırken birine işte yumurta akını. Öyle de yapabilirsiniz ama ben alıştığım için hemen şöyle yapıyorum. Ve şöyle bir puzzle'ını silkelettiriyorum. Aynı işlemleri bütün buraya hazırladığım malzemelere uyguluyorum. Hafif çok bastırmıyorum. Şöyle her tarafını un yaptıktan sonra bir silkelettiriyorum. Tekrar yumurtanın akına batırıp tabii ki dikkatli olun, yumuşak olduğu için sebzeler biraz dikkat istiyor o aşamalarda yaparken. Şöyle gene buraya dizeceğim ve artık bunları tavaya bir göndereyim. Şöyle un kalırsa da bunları ben atmıyorum, ayrı poşetlere ya da bir saklama kabına katıyorum. Bir başka zaman başka bir köftede herhangi bir şeyde kullanıyorum. Yani şöyle. Şimdi bunları tavaya atıp diğer işlemlere devam ediyorum. Evet, kızaran yağımızın içine bu hazırladığımız malzemelerimizi şöyle güzelce atıyoruz. Ve nar gibi arkalı önünü kızartacağız. Şöyle güzelce arkalı önünü kızartıyoruz. Evet. Gerçekten muhteşem bir lezzet. Tavsiye ediyorum. Herkes yapsın. Ve şöyle tavamızda karıştırırken zedelenmeyecek şekilde bir çatal değil de böyle plastik tarzı şeylerle yaparsak daha da güzel olur. Şöyle artık köftelerimizin öbür tarafına bakıyoruz. Kızardıklarını çeviriyoruz. Yani kızarıklığı sizin için de yeterliyse aynı şekilde öbür taraftan da kızartıp daha öncekileri aldım şöyle. Evet. Göstermek istiyorum. Bakın. Peçete serli tabağı aldım. Kağıt havlu serli. Fazla yağı varsa gitsin diye. Bütün köftelerimi bu şekilde arkaların yana gibi kızarana kadar kızartıyorum. Bunları da şöyle güzelce aldıktan sonra şöyle istediğim kızartıda geldikten sonra hepsini alıyoruz güzelce. Şöyle dağılmaması için dikkatli bir şekilde alıyoruz. Ve diğer kalan köftelerimi de aynı şekilde kızgın yağıma şöyle ilave edeceğim. Ve bunları da kızarana kadar kızartıyorum. Evet, artık köftelerimizin hepsi kızardı. Şöyle hepsini tabağımıza alıyoruz. Ve köftelerimiz fazla yağını bu kağıt havluya bırakmış olacak. Şöyle güzelce
Artık köftelerimiz şöyle göstereyim. Muhteşem oldu. Bakın. Ve servis yapacağımız tabağımıza şöyle güzelce bunları diziyoruz. Yanında sarımsaklı yoğurt falan yapabilirsiniz. Mayonez, kepçap olabilir. Neyle seviyorsa çocuklarınız. Gerçekten muhteşem bir lezzet. Her şeyi yemiş olacaklar. İçinde kerevizi var, havucu var, patatesi, pırasası. Her şey. Çok güzel, harika bir lezzet. Şöyle değişik. Bir o kadar da kolay gerçekten. Herkesin yapmasını tavsiye ediyorum. Özellikle çocuklarımız, gençlerimiz yesinler. Ve artık sebzeli köftelerimiz yenmeye hazır. Evet, ben koymadım ama dediğim gibi sarımsaklı yoğurt olabilir. Çok güzel böyle rokalı bir sos hazırlamıştım. Daha önceki tavuklu çıtır tavukta falan videosunda var. Oradan bakabilirsiniz. O sostan hazırlayabilirsiniz. Ayrıyeten ileriki zamanlarda o tür sosları da yapıp çekip koymaya çalışacağım. Ve yanında dediğim gibi mayonez, kepçap, öyle de bir şey yapabilirsiniz. Allah Teala yedirmeyi nasip etsin diyorum. Evlerimize bir bereket, huzur versin. Sevgiyle kalın. Kanalımıza abone olmayı, beğeni, yorumlar yapmayı unutmayın.